Herkese merhaba, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün size kadın budu köftesi tarifim var. Ben köftelerin yanına karnabaharda kızartmıştım. Ama karnabaharın tarifini vermeme gerek yok. Herkes biliyordur mutlaka. Köfte için önce 100 gram kadar, yani bir çay bardağı pirinci haşladıktan sonra soğuk suyun altına tuttum hemen. Bir adet soğanı, bir diş sarımsağı küçük küçük doğradım. Sıvı yağın içerisinde biraz kavurduktan sonra kıymayı ilave ediyorum. Toplamda 750 gram kıymaya ihtiyacımız var. Kıymanın yarısını şimdi kavuruyorum, yarısını da çiğ bırakıyorum. Kıyma suyunu çekene kadar kavurdum. Biraz tuz ilave ettikten sonra ocağımın altını kapattım ve kıymayı biraz soğumaya bıraktım. Başta da dediğim gibi toplam 750 gram kıymamız var. Yarısı hala çiğ ve kavrulmuş olan kıymayı çiğ kıymaya ilave ediyorum. Pirinci de ekliyorum. Yarım bağ kadar maydanozu ince ince kıydım. Onu da ekliyorum. Tuz, karabiber, biraz da pul biberi ilave ettikten sonra harcımızı güzelce karıştırıyorum. Bütün malzemelerin birbiriyle özleşmesi için 6 yemek kaşığı kadar un ve 1 adet de yumurta ilave ettim. Köfte harcımı tekrar karıştırıyorum. Bunları tek tek gösteriyorum sizde malzemeleri görün diye. Şimdi köfte harcımdan bayağı büyükçene köfteler hazırlıyorum. Siz köftelerinizin büyüklüğünü tabii kendiniz ayarlayabilirsiniz ama kadın budu köftesi bildiğiniz gibi biraz büyük hazırlanıyor. Onun için ben de büyük büyük köfteler hazırladım. Köftelerimizi önce una, sonra yumurtaya bulayıp kızgın yağda kızartıyoruz. Ocağınızın altını fazla açıp köftelerinizi birden yakmayın. İçleri de çiğ kalabilir. Onun için ocağınızın derecesini orta ısıya getirin. Evet, köftelerimiz servise hazır. Başta da dediğim gibi ben yanına biraz karnabahar kızartmıştım ve mücver hazırlamıştım. Ama siz yanına tabii ki arzu ettiğiniz herhangi başka bir şeyi hazırlayabilirsiniz. Evet, benden bugünlük de bu kadar. Umarım bu tarifimi de beğenir ve de denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.